FETÖ devletimizin imkanlarını kullanarak yaptığı operasyonda masum insanları azılı suçlularmış gibi göstermeye çalışıyor. Öncelikle bir kişinin suçlu olması için tespit edilmiş bir suç olması gerekir. Suça ait deliller, kanıtlar ve mağdurlar olması gerekir. Var mı? Yok. Ama bakınız şimdi nasıl bir psikolojik teknik kullanılıyor. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızı tertemiz insanları sabaha karşı bir anda evleri basarak alıyorlar, yerlere yatırıyorlar. Kimseye yapılmayan, darbecilere ve PKK'lıları bile davranılmayan bir şekilde başlarını yere eğerek götürüyorlar. Buradaki mesaj şu. Bakın bunlar darbecilerden ve PKK'dan bile daha tehlikeli mesajı. Bunlar azılı suçlu mesajı. Psikolojik olarak yıkmaya çalışıyorlar kendilerince. Genç bayanların özel eşyalarını sergiliyorlar. Eşyalar derken ilginçtir. Suç teşkil etmesi mümkün olmayan kişisel eşyalarını, ayakkabılarını, ahlaksızca elbiselerini darmadağın edip tüm halka televizyon kanallarından gösteriyorlar. Ayakkabımı alayım diyorsun, hayır deniyor. Ceketimi, paltomu alayım diyorsun, yok deniyor. Peki, yakınlarımı alsın, ona da izin yok. Hızlarını alamayıp öfkelerinden evleri yakıyorlar. Diğer benzeri durumdaki evler dururken özellikle yalnızca bizim evlerimiz yıkılıyor. Yani işte bakın evinizi bile başınıza yıktık mesajı veriyorlar. İş yerlerini hemen kapatıp her türlü mal varlığına el koyuyorlar. Hukuki bir sebebe binaenli olmasına gerek yok. Benim sen suçlusun demem yeterli. Sen azılı suçlusun. Tarihte eşi benzeri olmayan, hiç kimseye yapılmamış uygulamalar bunlar. Burada çok büyük bir öfke var. Öyle bir öfke ki PKK'lılara bile, darbecilere bile bu kadar öfke duyulmadı. Benzeri kimseye yapılmadı. Dikkat ediniz. Herhangi bir yargılama olmadan, hakim önüne çıkarılmadan, suç delili gösterilmeden, alelacele yapılan şeyler bunlar. Peki bunlar niye? Bugüne dek FETÖ'ye karşı, kendisine karşı en ciddi ve en akılcı mücadeleyi vermiş, ülkemizi parçalamaya ve işgale yönelik taktiklerini deşifre etmiş, İngilizlerin devletinin köpeği olduğunu gün yüzüne çıkarmış olan Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızdan FETÖ kendince intikam almaktadır. Bilmelidir ki bizler bu tip psikolojik harpten etkilenmeyiz. Yalnızca Allah'tan korkarız. FETÖ bu tip psikolojik korkutma taktikleriyle ancak kendisi gibileri korkutabilir. Vatan millet aşığı Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız hiçbir zaman FETÖ gibi devletine karşı İngilizlerin devletinin kulu kölesi olmaz.